Tüm Türkiye depremzedelerin yararını sarmak için yoğun gayret gösteriyor. Konyalı sanayiciler de deprem bölgelerinde vatandaşlara sıcak bir yuva olması için konteynerler üretiyor. Memleketimizin yaşamış olduğu bu sıkıntıdan mütevellit arkadaşlarımızla beraber bir araya gelip acaba ne yapabiliriz? En basit haliyle vatandaşımız için konteyner üretebiliriz. Keşke gönül isterdi ki bunlar için bir şeyler yapabilelim ama an itibariyle onlar için, kaybettiğimiz vatandaşlarımız için bir şey yapabilme şansımız yok. Ancak yüz binlerce vatandaşımız hayatta, lakin kalacak yerleri yok. Onlar için bir şey yapabiliriz. Biz de eşimiz, dostumuz, çalışanlarımızla bir araya geldik. Tedarikçilerimizle, müşterilerimizle, yurt içinden, yurt dışından, onların maddi, manevi ve kimilerinin de malzeme desteğiyle. Hatta öyle ki biz de bugün üzerimize düşeni yapabiliyoruz. Bunun gönül hoşluğu ve bunun haklı gururu halindeyiz. Şu anda 100 konteyner hazırlığımız var. Yaklaşık 30 civarındasını gönderdik. Bugün 10-12 tane konteynerimiz arkamızda görmüş olduğunuz gibi hazır. Akşama sevk olacak. Her gün 2-3 tır civarında, yani 10 konteyner sevkiyatımız devam edecek. Bu hafta boyunca bu şekilde devam edecek. Biz Hatay, Antakya'ya organize olduk. Mümkün mertebe tüm sevkiyatlarımızı orada yapıyoruz. Çünkü buradan gönderdiğimiz ürünleri orada karşılayan bir ekibimiz var. Doğru yerlere, ihtiyaç sahiplerine ve zamanında teslim edilmesini. Orada sahada 2 tane aracımız var. Araçlarımızı, küçük pikap tarzı araçlarımızı doldurup köylere ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz burada yalnız değiliz. Şu anda irtibat halinde olduğumuz 25-30 tane sanayici arkadaşımız var. Kimisi bize ekipman olarak destek sağlıyor, kimisi personel gönderiyor. Efendim, profili olmayan bizden profil alıyor. Şayet bizim panelimiz yoksa biz onlardan panel arıyoruz. Herkes işini gücünü bırakmış. Onlarca şu anda fabrikayla, sanayiciyle işbirliği halindeyiz. Şöyle ki konteynerlarımız 12 metrekare, 4 metre, 3 metre. İçinde 5 kişilik aile için yatak, yorgan, battaniye, yastık, efendime söyleyeyim, ısınma ve elektrik sistemi söz konusu. Bu kış gününde, bu zorlu şartlarda vatandaşımızın en azından başını sokabileceği, kardan, kıştan, yağmurdan, soğuktan kendini koruyabileceği asgari ölçülerde bir düzenek söz konusu. Efendim, isim zikretmek gerekirse AFAD'a, Konya Organize Sanayi Müdürlüğü'ne, Konya Valiliği'ne, valimizle de irtibat halindeyiz. Efendim, Mekpan Panel'e, Güneydoğu Dere Çelik Konstrüksiyon'a, Talha Tarım'a ve ismini şu anda hatırlayamadığım nice sanayicimize, eşimize, dostumuza çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince oradaki acılarını bir nebze olur hafiflemek için elimden gelen her türlü yardımı gönül rahatlığıyla yapmaya çalışacağım inşallah.